Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere araç far temizliğinde kullanılan buharlı solüsyonun hazırlanma şeklini göstereceğim. Evet arkadaşlar, ilk başta solüsyonumuzu aldık. Solüsyonumuzun kapağında bir çentik bulunuyor. Bu çentik sayesinde sıfırdan almış olduğunuz bir ürünü açmak için kapağı ters çevirip şu şekilde yuvarlayarak burasını kesip kapakçığı aşağıya bastırmak suretiyle açıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, ne kadar bir aracın her iki farını buharlı parlatma yapmak için ne kadar solüsyon kullanmam gerekiyor kupaya. Arkadaşlar kupaya tek seferlik yarım çay bardağı kadar solüsyon dökmeniz gerekiyor. Onu da göz tahmini yapabilirsiniz. Bu şekilde solüsyonu kupaya dökerek, bakın, yarım çay bardağı kadar solüsyon döktüm buraya arkadaşlar. Kimyasal bir malzeme olduğu için gözden ve elden ve çocuklardan uzak tutun arkadaşlar. Ve hunisini alıp bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Hunisini kapattım. Ve daha sonra fişe takıyorum. Eğer direkt aküden bağlantılı timsah ağzı aldıysanız akü bağlantınızı yapıyorsunuz. Yok, fişli aldıysanız fişinizi takıyorsunuz ve takriben 4-5 dakika bekliyorsunuz. Zaten buharın çıktığını sizler fark edebilirsiniz. Nasıl güneşin sıcaklığını havada görmeniz gibi buradan çıkan buharı da bu şekilde görebilirsiniz. Sıcaklık buharı görürsünüz. Buğusu görürsünüz. Buğu gibi görürsünüz. O buğuyu gördükten sonra da direkt araç farınızın üzerine tutarak işleminizi tamamlayıp bitiriyorsunuz. Parlatma işlemini yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki buharı görme gibi bir lüksünüz yoksa, buharı en iyi fark edebilmenin 3-4 dakikadan sonra buharı fark edebilmenin en iyi yolu da uygulama yapacağınız farın herhangi bir kenarından başlayarak buharın gelip gelmediğini kontrol etmek. Bir de arkadaşlar, buhar parlatma işlemi yapılır iken kesinlikle rüzgarlı ve yerli bir havada yapmayın. Çünkü buhar farın üzerine istediğiniz gibi temas etmeyebilir. Bu yüzden sakin ve rüzgarsız bir havada yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, buharlı far solüsyon ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer sizler de kendi aracınıza böyle bir uygulama yapacaksanız videomu kendinize referans alarak sizler de bu işlemi yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Saygılar arkadaşlar.